MWC turumuz devam ediyor sevgili Teknolojioku takipçileri. Şu anda yine Samsung standındayız. Galaxy A50 biraz önce tanıtılan, yani fuar kapsamında tanıtılan bir modeldi. Hemen özelliklerine bakacak olursak 6.4 inçlik Full HD Plus Super AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Infinity O Display dediğimiz, yani sonsuz ekran teknolojisi var bu telefonda. Samsung tarafından geliştirilen bir teknoloji biliyorsunuz. Ekran kenarlara doğru böyle kıvrım şeklinde olabiliyor. Bu tarz bir tasarım kullandığında. Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak 4 ya da 6 GB RAM seçeneğinin 64 ya da 128 GB ROM, yani depolama alanının olduğunu söyleyelim. Arka tarafa geçelim ama geçmeden önce küçük bir detayı daha söyleyeyim. Ailenin diğer modelinde olduğu gibi, ki biz A30 incelemesi de yaptık, onu da yine yukarıdan kartlardan şimdi çıkartırım ben. Ailenin diğer modellerinde olduğu gibi şu anda ekranda da görüyorsunuz. Damla şeklinde bir çentiğimiz var. Biliyorsunuz Samsung pek çentikli telefon üretmiyordu bugüne kadar ama yavaş yavaş bu inadından vazgeçiyor gibi görülüyor. Şu anda şık bir çentiğin, damla şeklinde küçük bir çentiğin yer aldığını ekranda siz de görüyorsunuz. Arka tarafa geçecek olursak karşımıza üçlü bir kamera dizilimi çıkıyor. Şöyle biraz daha ışıklı bir yere tutmaya çalışayım. Üçlü kamera diziliminde birinci kameramız 25 megapiksel çözünürlük sunan ana kamera olarak konumlandırılmış. İkinci kameramız ise 8 megapiksellik ultrawide geniş açı. Üçüncü kamera ise alan derinliği için kullanılmış. Çok gerekli mi? Yani bence çok şart değildi bu alan derinliği kamerası ama Samsung böyle uygun görmüş. Telefoto da yapabilirmiş ama yapmamış, artık o kendi bilecekleri, hiçbir şey değil. Tasarım çok şık bu arada. Bilmem fark ettiniz mi ama arka yüzde bir parmak izi okuyucu yok. Tabii bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Bu telefonda bir ön yüzde, yani parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş durumda. Biliyorsunuz son yılların popüler trendi bu. Artık parmak izi okuyucular yavaş yavaş ön tarafa doğru gelmeye başladı. Şimdilik genelde üst düzey modellerde var. 3000 lira bandında çok az model bu özelliği sunuyor. Ama Samsung da yine bu modelle beraber bu özelliği getirmiş durumda. Ön kameraya bakacak olsak, ki bu az önce de söylediğimiz gibi şuradaki damla çentikte yer alan bir kameraydı bu. 25 megapiksellik çözünürlük sunuyor. Yani ön kamera ile arka kamera, en azından ana kameralar aynı çözünürlüğü sunuyor. Telefonun pil durumuna bakacak olursak 4000 miliamperlik bir pil var. Lipopolimer bu arada, onu da söyleyelim. Yüksek bir pil kullanılmış. Gerçekten de bu uzun saatler gider diye tahmin ediyorum. Tabii henüz test etme imkanımız olmadı. Burada da daha yeni tanıtıldığı için, yeni gördüğümüz için kullanma imkanımız da yok. Ama şık bir telefon var şu anda. Görüyorsunuz ekranda güzel bir telefon olmuş. Samsung Galaxy A50. Telefonun ekrandan parmak izi okuma özelliğinin olduğunu söylemiştik. Farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Siyah, beyaz, mavi ve koral dediğimiz bir renk seçeneğiyle gelecek. Tabii her model Türkiye'ye gelir mi? Ne zaman gelir? Şu anda net bir bilgimiz yok. Türkiye'ye gelirse de test etme imkanı bulursak, Samsung Türkiye bize yollarsa yine bu telefonla ilgili görüşlerimizi, yorumlarımızı sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Birazcık S10 ailesinden bazı özellikler almış gibi görünüyor, onu söyleyeyim. Ama tabii ki daha hafifletilmiş bir model. Benim öngörüm 3500-4000 TL bandında bu telefon Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum. Ama dedim ki bunlar çok ön bilgiler, net bir kesin bir bilgimiz yok. O yüzden şu anda sadece tahminler üzerine konuştuğumuzda söyleyelim. Telefonda Android 9.0 Pie bulunuyor. İşlemci olarak baktığımızda ise Exynos 9610 işlemcinin yer aldığını söylemiş olalım. MicroSD bellek kartı yuvası da var telefonda. 512 GB'a kadar da bu bellek kartını doldurup içine 512 GB'a kadar bellek kartı takabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Telefonun ana kamerası 4K 30 FPS video çekebiliyor. Ön kamerada ise bu değer Full HD 30 FPS olduğunu belirtmiş olalım. Yine ailenin diğer modeli olan A30'da olduğu gibi A50'de de 15 wattlık hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bunu da yine teste geldiği zaman detaylarını size aktaracağız. Samsung Galaxy A50 ile ilgili yorumlarınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.